Bir kez daha merhaba. Hadi gazeteleri alalım bakalım neler yazmışlar, neler yazamamışlar. Kim ne kadarını görmüş, kim ne kadarını görmeye çalışır gibi davranmış da aslında bir numara yapmamış. Hürriyet ana akım medyayla başlayalım. Bir aileden 18 cenaze başlığıyla çıkmış bugün. Ankara'daki kanlı saldırıdan bu yana adli tıp önünde perişan halde bekleyen Hülya Ünal. Ailemizden 18 cenaze var. 15'ini memlekete gönderdim. Üçünün kimlik tespitini bekliyorum dedi ve yaşadıklarını anlattı. Aynı aileden 18 cenaze. Devşirme Milli Oto. Bugün bu haberin üzerinde çok 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 durulmalı. Az önce de hani konuştuk ya, gerekçesi de şu. Ya milli diye bir proje çıkartıyorsunuz ortaya. Dünyayı yıkıyorsunuz, baba yiğitlik falan içine bir sürü kavram ekliyorsunuz. Sonra çalıntı çıkıyor. Hem de birebir çalıntı çıkıyor. Lütfen hangi siyasi görüşten olursanız olun. Hiç önemli yok. Ne olur sadece şunu istiyorum. Herhangi bir gazeteden ya da herhangi bir internet sitesinden açın. Ne olur iki fotoğrafı yan yana getirin. Sanayi Bakanı'nın tanıttığı araçla, milli Cadillac'la gerçek Cadillac arasında. Ne olur o fotoğraflara bakın. Hani zeka ile hakaret etmek, zeka ile alay etmek ne demek? Gerçekten görün bunu istiyorum. Herhangi bir gazete ne olur. %100 Türk malı otomobil üretiminde ilginç gelişme. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın dün prototipi diyerek kamuflajlı görüntülerini paylaştı. Yerli otomobil devşirme çıktı. Kamuflaj yapmaya hiç gerek yokmuş görüntüde. Herhangi bir internet sitesinden araç alan satan sahibinden komu falan gitseniz var zaten orada araba. Eğer hani almayı düşünüyorsanız oraya girin bakın. Canlı bomba tanıdık çıktı. Ankara'daki iki canlı bombadan birinin kimliği tespit edildi. Adıyaman nüfusuna kayıtlı bu ismin istihbaratın takibinde olduğu iddia ediliyor. Pazartesi sabahtan beri konuşuyoruz. Fevzi Kızılkoyun'un sevgili Fevzi'nin haberi. Lütfen, lütfen pazar sabahını Hürriyet gazetesini açın. Bakın o gün oradaki haberlerin devletin 4 gün sonra anlattıklarının çok çok daha ilerisinde olduğunu göreceksiniz. O yüzden dün konuştuk hani medyanın bildiğini devlet saklayabilir mi diye. Saklayamadığı görülüyor işte. Hani bu da böyle başka bir dalga unsuru gibi. Dün Levent Kırca'nın cenazesi kaldırıldı. Dün geceden beri çok fazla mesaj gelmiş bu sabahın yayınına ilişkin olarak. Ya şu Akit gazetesiyle ilgili işte Akit'in söylediklerine ilişkin hiçbir şey söylemeyecek misiniz diye. Dün muhtemelen görülmemiş bu. Ama dün konuştuk. Dünkü sözümü bir kez daha tekrar edeceğim. Bir gazete olsa bahsettiğiniz tırnak içinde üzerinde konuşalım. Bence değmez. Gerçekten bir paçavradan bahsediyorsunuz. Değmez yani. Ne oldukları, tinetlerinin ne olduğu falan ortada. Fıtratında ne olduğu çok belli. Gerek yok. Türk mucizesi denilmiş. Dün 2016 Avrupa Şampiyonası öncesi son maçımız İzlanda maçında 89. dakikada Selçuk'un golüyle en iyi üçüncü olarak turnuvaya katılma hakkı elde edişimizden bahsedilmiş. Ama Konya'da yaşanan kötülükten bahsedilmemiş mesela. Bizim az önce üzerine uzun uzun konuştuğumuz o kötülükten kimse bahsetmemiş. Halbuki üzerinde asıl durulması gereken şey o. Fatih Terim'in de söylediği hani keşke bir insanımız ölmeseydi, biz bu turnuvaya gitmeseydik, hatta Dünya Kupası'na da katılmasaydık dediği gibi. Keşke o acıyı yaşamasaydık da üzerine dün Konya'daki o kötülüğü de yaşamasaydık. Bunların hiçbiri olmasaydı, futbolda yerin dibine girseydi. Hiç gerek yoktu şu yaşananlara. Bu arada hani hep söylüyoruz ya işte medya üzerinde baskı, medya üzerinde baskı. Hükümete çok yakın, çok yakın olduğunu nereden biliyoruz? 7 Haziran seçimleri öncesinde biliyorsunuz Türkiye'de bir geleneğin dışına çıkıldı ve bir gazete ilk kez biz bu seçimlerde AK Parti'yi destekliyoruz diye ortaya çıktı. Yani bir partiye desteğini açıkça beyan etti. Yeni Asır Türkiye'de basının köklü gazetesi, en eski gazetesi. Yeni Asır saldırıya uğramış. İzmir'de Turkuaz Medya Grubu binasına girmeye çalışan grup yumurta ve boya ile saldırdı. Bina girişinde turnikelerin bulunduğu alana gelen saldırganlar yayın politikasını protesto ettikleri Yeni Asır gazetesini yırttı. Boya ve yumurtaları içeri attı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti saldırıyı kınadı. Yeni Asır'a çirkin saldırı elbette kınanması gerekiyor. Nereye gelirse gelsin insanlar görüşlerini yani önünde toplanıp protestoda bulunmak elbette bir hak. Yayın politikanızı beğenmiyorum demek elbette bir hak. Gazeteyi satın almamak. Aslında en önemlisi bu, yapılması gereken en net şey de bu ama bizde pek bu uygulanmıyor. Geçmiş olsun diyelim Yeni Asır camiasına, orada çalışan herkese, bütün dostlara, bütün gazeteci arkadaşlara, hepsine geçmiş olsun diyelim. Saldırı nereden gelirse gelsin, lanet olsun diyelim ama demeden, fakat demeden.
bir dakika için, sadece bir dakika için saygı duruşuna geçmiş insanları yoğalamadan, ıslıklamadan, bu inançlığı sergilemeden, amasız, fakatsız geçmiş olsun diyelim bütün yeni asır çalışanlarına. Ve diğer gazetelere geçelim. Bakalım Sabah nasıl görmüş? Hükümete yakın bir gazete olarak Sabah'ın da manşetinde ne olduğunu bir bakalım. Saldırının hedefi milletin tamamı. Cumhurbaşkanının sözleri, şaşırmadık tabii. 4 gündür Sayın Cumhurbaşkanı konuşmuyordu çünkü. Elbette Sabah gazetesinde çıkartmak bu haliyle zorlaşmıştır. Ama dün Finlandiyalı mevkidaşıyla birlikte ortak basın toplantısı yaptı. Ama bugün sabahtan size asıl bahsetmek istediğim haber şu, hani indirdiğimiz yerli milli Cadillac var ya, mesela o da yer almış sabahın içinde. Haberin boyu yaklaşık ne kadar? 3 santime 1,5 santim falan. İşte yerli malı Oto'nun prototipi. Tekrar söylüyorum, prototipi göstermeyin çünkü onun üzerinde kamuflaj var, transparan hale getirilmiş. Hani model çalınacak gibi. Herhangi bir araç satan internet sitesine girin, var zaten orada. Cadillac'ın bir modeli. Benzer bir şey. Bilenlere saygısızlık olmasın. Nerede yazıyor? Cadillac BLS. Cadillac BLS'den çalıntı demeyeceğim. Birebir uygulanmış. Ama sabah sorarsanız yerli malı aracın prototip tanınmış, tanıtılmış. Finlandiyalı gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şok soru. Dün yaşandı. Bir gazeteci, Finli bir gazeteci basın toplantısı sırasında dedi ki halkınızın birçoğu sizden korkuyor, korktuklarını ifade ediyor. Siz diktatör müsünüz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıt, bize verdiği yanıt oldu. Biz anlıyoruz da Finli meslektaşımız hali de anlamadı bu yanıtı tabii. Yani bunun ne demek olduğunu epeyce bir düşünmüştür. Belki hala düşünüyordur. Diktatör olsam bu soruyu sorabilir misin dedi mesela. Bir de hangi gazeteden olduğunu sordu. Hani hala içinde bir tedirginlik olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir yerli gazeteci, Türkiye'den bir gazeteci mi sordu diye. Çok rahat olmakta fayda var. Onların hepsi işten atıldı. Hiç bu soruyu sorabilecek hiç kimse yok. Rahat olsun Sayın Cumhurbaşkanı. Soran kesinlikle yabancıdır. Sarayın sansür temi. Bugün en çok üzerinde konuşulması gereken haberi bu. Muhtemelen gün içinde de çok duyacaksınız zaten. Fırat Kozok'un haberi. Türk Telekom, Dijitürk, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Türksat ve Turkcell'in yönetimi muhalif ses peşinde. Kablo TV ve Teledünya'dan da bu muhalif kanalların çıkartılması gözleri bu şirketlerin yönetim mekanizmalarına çevirdi. Sansür kararlarının çıktığı şirket ve platformların ortak özelliği, yönetimlerine Erdoğan'a yakın isimlerin yerleştirilmesi. Bu şirketleri aşanlarsa TİB'deki sansüre takılıyor. Bir de aktrollerin haritası çıkarıldı haberi var. Buna da bakmakta fayda var bu habere gün içinde. Tavsiye ederim size. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'ın hedefinde, ortasında, tam ortasında olduğu bir ağ, ilişkiler ağından bahsediliyor. Bu demin bahsettiğimiz hani Türkiye'de yayıncılık sektörüne yön veren düzenleyici kurumların başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimler var denmişti. İşte onlar sayılmış. Cumhurbaşkanı baş danışmanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakan Başdanışmanı Maksut Serim, Hilmi Güler ve Atilla Koç, Bilal Erdoğan'ın arkadaşı İbrahim Eren ve Abdullah Tivnikli, yetenekli Bay Abdullah, ismi öyleydi hatırlayacaksınız. Şurada dikkatinizi çekmiştir ama bir kere daha altını çizelim. Mesela bir insanın kendini tanımlayacak sıfatı Bilal Erdoğan'ın arkadaşı olabiliyor artık Türkiye'de. Sen ne iş yaparsın? Arkadaşıyım. İyiymiş. Bakalım. Bu arada Mustafa Halif'in, o gölge adamın yaptığı haberlerden bir diğeri var. Ali Babacan'ın Abdullah Gül'le görüştüğü, siyasete dönme kararına ilişkin olarak. Gül'ün bunu istemediği ama Babacan'ın dönüş kararından, milletvekiline dönüş kararından da hoşnut olmadığı haberi var. Bugünün kulis haberi olarak. Sözcü 7 Haziran seçiminden sonra terör zirve yaptı nereye kadar başlığıyla çıkmış ve fotoğraflarla da güçlendirmiş haberi. Posta'nın bugünkü manşeti halk sizden korkuyor, diktatör olduğunu söyleyenler var. Ne diyorsunuz? Dün Finlandiya Cumhurbaşkanı'yla Sayın Erdoğan'ın ortak basın toplantısındaki soru. Mesajlar geliyor bu arada. Dün şu ölen 97
kişiyi 97 canı anmak için düzenlenen toplantıda oraya bırakılan karanfilleri tekmeleyen, sonra da işte şiddete uğrayan bir insan görüntüsü. Ya bir şey söyleyeyim mi? Provokasyon oldu o kadar açık ki. O kadar açık ki hiç üzerinde konuşmaya bile değmez bunu. Yani birileri uyuz kaşıyor şu anda. Akılları sıra çok zekice bir iş yaptıklarını düşünüyorlar ama her yerinden buram buram provokasyon kokuyor. Hiç üzerinde bile konuşmaya değmez bence. Bu arada Türk mucizesi denilerek Avrupa Şampiyonası'na yer verilmiş ama başlangıçta yaşanan o kötülük burada yok. Yerli otomobil çakma çıktı bugünkü manşeti Posta Gazetesi'nin de. Ya çok utanç verici. Gerçekten çok 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 utanç verici. Milliyet'in manşeti abi kamerada. Tamam işte yani pazartesi sabah ben söylemiştim demek değil derdim. Ne olur ben değilim burada önemli olan. Bu haberi yapan insanlar pazar sabahı bu haber Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında çıktı arkadaşlar. Bu haber çıktı. Orada isim, cisim, yani izin mi almak gerekiyor o ismi? Tamam artık açıklayabilirsiniz denilmesi mi gerekiyor? Bunlar bilinen şeyler. Başbakan Davutoğlu Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili olarak iki farklı örgüte işaret eden bulgular var demiş. İşte Beril Dedeoğlu'nun söylediği gibi IŞİD'le PKK ortak yaptı. Bundan sonraki saçmalık o. Habertürk 3 müdür gitti manşetiyle çıkmış. Muhtemelen sabaha karşı değişti. Belki hani bugün tek olunacağını düşünüyordu Habertürk gazetesi. Özel bir haber olarak girecekti ama sabaha karşı duyuldu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nu Ankara'da yaşanan katliamla ilgili olarak görevlendirdi. Buna ilişkin görüşün ne diye sormuş birkaç dost. Devlet Denetleme Kurulu'nun faaliyeti Cumhurbaşkanı'nın talebiyle başlar zaten. Geçmişte de pek çok örneği var da asıl olan bu değil ya. Ya sonuçta orada çalışan bürokratları atayan isimleri kim getirdi? Bence Devlet Denetleme Kurulu'nu yetkilendireceğine en azından Sayın Başbakan'a söyleseydi de iki bakanı görevden aldırsaydı. Yeni Şafak, Putin günah çıkardı, Türkiye dostumuz ve ortağımız başlığıyla çıkmış. Doğru Putin bunu söyledi ama sonrasında ama ile başlayan bir cümle kurdu biliyorsunuz. İnternetten de bulabilirsiniz. İki örgüt izi var. Aynı fotoğrafla Milliyet'le birlikte Yeni Şafak'ta da yer almış. Zaten yeni çizgisi açısından da pek bir farkları yok. Zaman aynı şekilde zafiyetin itirafı bombacı listesi varsa patlama neden engellenemedi sözüyle çıktı. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CNN Türk'teki röportajında aynı şeyi söyledi. Eğer bu listede hani bu açıklanmayan muhtemel canlı bomba listesi var ya. Eğer o listede isimleri vardıysa daha acı. Bence de daha acı. Bir gün IŞİD'den korkmuyorlar. Tweet'ten korktukları kadar manşetiyle çıkmış. Doğru. Dün konuşmuştuk zaten sabah biz bunu. Hani IŞİD'çilerin bile yakalanabilmesi için neredeyse tweet atmalarını bekleyeceğiz artık. Star gazetesi ki milli iradenin sesidir. Hükümet yayın organıdır da diyebiliriz. Tarih kimin yaptığını kaydediyor sözüyle çıkmış elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bugün hükümete yakın, iktidara yakın, AKP'ye yakın gazetelerde bir rahatlama var. 4 gündür Sayın Cumhurbaşkanı konuşmadığı için gazete çıkartmakta zorlanıyorlardı. Ama şimdi öyle bir sorun yok. İşte Türk otomobil denilmiş. Çakma olduğu falan yazmıyor sürmanşette. Ve seri üretim için baba yiğit bekliyoruz sözü. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın altında yer almış. Yani bugün de söyleyecek bir şeyleri olsa gerek. Özgür Gündem Devlet Biliyordu manşetiyle çıkmış. Bir takım göstergeler ortaya koymuş ve Ankara katliamından önce devletin haberi vardı iddiasında bulunuyor. Vatanın manşeti iki örgüt izi aynı fotoğrafla yine Başbakan Sayın Davutoğlu eşi Sayın Sare Davutoğlu ile birlikte katliam alanına karanfil bırakırken aynı fotoğrafla kullanılmış. Neden? Vatanla Yeni Şafak ve Milliyet arasında bir fark yok çünkü. Aynı yerden fotoğrafta bu kullanılacak dendi herhalde. Hemen taklalar atılıp gazeteler yapılmış. Katliamda DNA skandalı. Bugün tarafın manşeti. Ankara katliamında 2 gün boyunca canlı bombaya ait diye incelenen DNA'lar olayda hayatını kaybeden HDP'li vatandaşa ait çıktı. Önemli bir iddia. Eğer böyleyse hakikaten çalışmaların hepsi çöpe gidecek. Evrensel canlı bombaya demokrasi halka terör manşetiyle çıkmış. Olaydan sonra Ankara katliamından hemen sonra
Polisin gaz sıktığı, su sıktığı görüntülerle belgelendi biliyorsunuz. O ve protesto görüntüleri var. Evrenselde. Bugünün manşeti hukuksuzluğu bitirin. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun RTÜK'e başvuru yaparak dijital platformdan Digiturk'ün çıkarttığı 7 kanalla ilgili müdahalesini istediği haberi var burada. Bakalım. Akşam gazetesine bir bakalım. Akşam gazetesi ayrı bir kafada. ABD'ye sert uyarı. PYD'yi vururuz. Diye. Bakalım. Takvimin manşeti Allah sizden razı olsun. Hadi bakalım. Diyarbakır Sur'da yaşayan vatandaşlar bölgeyi teröristlerden temizleyen özel harekata işte böyle teşekkür etti. Hainlerin atış talimi yaptığı duvarlardaki kurşun izleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Hemen geçtik. Bakalım. Başka görmemiz gereken bir gazete var mı? Vallahi bir de hani cemaatin olaya nasıl baktığını görebilmek için Meydan Gazetesi'ne bakalım. Başbakana bir haller oluyor manşetiyle çıkmış bugün Meydan Gazetesi. Başbakan Davutoğlu son 3 günde yaptığı çelişkili açıklamalarıyla gündem oldu. Davutoğlu'nun sözleri bir gün geçmeden ya yalanlandı ya da gerçek olmadığı ortaya çıktı. Bir söyleyince kötü insan oluyoruz yalnız. Halbuki herkes görüyor. Bir de sosyal medya mesajıyla bitirelim. Çünkü hani gazetelerde yer alıyor demiştim ya demin. Aslında pazardan itibaren isim biliniyordu, isim cisim her şey biliniyordu diye. Ona ilişkin olarak sevgili Ruşen bir tweet atmış. İntihar bombacılarından biri sahiden ilk akla gelen isim. Suruç bombacısının abisi Yunus Emre Alagöz'se skandalı tarif etmek mümkün olamaz. Aynen öyle çıkacak. Çünkü yapılan bütün hazırlıklar, medya hazırlıkları bizi ona yönlendirdiklerine dair çok net görülüyor ortada. Muhtemeldir ki hazırlanacak, hazırlanacak, hazırlanacak ve ondan sonra böyle bir isim açıklanacak, çıkacak ortaya. Bakalım göreceğiz. Yarın sabah saat 9'da tekrar buluşacağız. Önce bir 10 dakika, 15 dakika gündemi konuşacağız. Ne olup bittiyse Türkiye'de onun üzerinde biraz fikir yürütmeye çalışacağız. Ama bütün bunları patron korkar mı diye düşünmeden yapacağız. Patron korkarsa korksun, kim bilir kimin patronu. Troll gelir mi diye de korkmayacağız. Troller buraya gelemiyorlar. Hani zaman zaman deniyorlar ama şu anda mesajlar zaten kapalı. Neyse yarın onlar da maaşlarını alacaklar. Güle güle harcasınlar diyemeyeceğim. Haram zıkkım olsun inşallah. Devletin bizlerin parasıyla bizlere küfretmek herhalde alkışlanacak bir tavır olmasa gerek. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da beni yalnız bırakmadığınız için. Yarın sabah 9 olduğunda ben burada olacağım. Siz de orada olursanız konuşacak bir şeylerimiz mutlaka olacaktır. Yarın sabah görüşünceye kadar